65'ten devam ediyoruz. Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz izzet ve gücüntü mü Allah'ındır? O işitendir, bilendir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların sözleri derken bir tarafta işkence, bir tarafta alay etme, bir tarafta inkar etme, hepsi var bunların. Devam eden ayetlerde Nuh peygamber diyor ki, ben Allah'tan gönderilmiş bir nebi, resulüm. Ben size doğru bilgileri hak olana aktardım. Bundan dolayı bana tuzak mı kuruyorsunuz? Beni öldürecek misiniz? Bana işkence mi yapacaksınız? Ne yaparsanız yapın, ben buradayım diyor. Yani bir Taha muhtarın bir şeyini idam sehpasına giderken ki hakimle konuşmasını paylaşmıştım bugün. Aslında Müslüman için ölmekle kalmak arasında hiçbir farklılık yok. İşte bütün peygamberler, şimdi Allah peygamberleri koruyor diyor. Allah peygamberleri korusa o peygamberlerin öldürülmesine izin verir miydi? Yani burada Allah'ın yardımcısı ifadesi kullanıyor. Ben seninleyim diyor ama dünya hayatında kesinlikle ben müdahale etmiyorum. İnsanlardan o yaratılışta verdiği söze sadakat gösteren o mustazaf olan insanlar gelip seni desteklerlerse sen güç ve kuvvet haline gelirsin. Sen onlarla beraber o inkar edenlerin işini bitirirsin ifadesi kullanıyor. İşte onların sözleri, sana yaptıkları zulümleri seni üzmesin. İzzet ve gücün tümü Allah'ındır. Çünkü sen Allah'ı veli edindin, Allah'ı vekil edindin ve bundan dolayı da seni öldürseler bile ben seni kapacağım, cennetime koyacağım. O işitendir, bilendir. Onların yaptıklarını görüyor, gözlüyor, işitiyor ve bunun farkındadır ifadesiyle anlatıyor. Tabii ki canım. Dolayısıyla ne oluyor?
Yani şunu anlamak gerekiyor. Peygamberin öğretmeni Allah, bizim öğretmenimiz peygamber. Doğru olan bu olması gerekmez mi? Yani Allah'tan alıyor bilgiyi, öğrendiklerini bize aktarıyor. Biz de onun öğrendiği gibi öğrenip yaşayabilirsek işte Allah sizden razıyım ifadesiyle anlatıyor olayı. Peygamber bizim öğretmenimiz dediğimiz zaman onlar, o zaman biz peygamberi nereden öğreneceğiz? Bu halde Müslümanlar, yani Allah'ın peygamberini Allah'ın kitabından öğrenmiyorlar. İşte biz de diyoruz ki Allah'ın peygambere öğrettiği Kur'an. Biz Kur'an'dan öğrendiğimiz zaman doğru bir şekilde peygamberi öğreniyoruz. Evet. Olay bu. Efendim? Tam bir yaşanmış diyor. Bu peygamber hiç bir şey yapmamış yani. Böyle ne bileyim davranışlarda, söylemlerde bulunmamış. Bak. Seni mi kabul etmiyor? Yani şey diyor. Peygamberi hiç yaşamamış yok mu sayıyor diyorlar yani. Biz de diyoruz ki hani Nuh peygambere topluma zulmetti. Ey Nuh, bir gemi yap dedik, geminin çivilerini, tahtalarını filan hep anlatıyor. Gemiye yaptıktan sonra hep alay ediyorlar gelirken giderken, gemi yaptığında ifadesiyle anlatıyor Kur'an. İşte gemiye yaptığında çiftlerden ne varsa al, iman edenleri gemiye bindir. Orada Kur'an ifade ederken yani helak olaylarını Kur'an anlatırken mecazi bir üslupla anlatmış. Yerden suyu fışkırttık, kökten bardaktan boşanırcasına ikisi takdirle birleşti. Gemi göklerde sularda yüzüyordu. Oğlu iman etmedi. Çağırdı oğluna, ey oğlum sen de gel bin şu gemiye. Oğlu ben dağa çıkarım, tırmanırım dedi. Oğlu da inkar edenler de helak oldu. Öyle bir toplum anlayışını artık Nuh'la bütün insanların helak olduğunu anlıyorlar insanlar. Oradaki ifadede yani buradaki çiftleri al, oy çiftleri al ifadesini kullanırken bunu Yücel Hocam'la da konuşmuştuk. Yani Allah inanan insanları al, inanan insanların yiyeceği, içeceği, hayvanından, bitkisinden ne varsa onların yaşam biçimini, hayat tarzını ortaya koyan helallerinden olanları al ve onlarla hayatını sürdür. Vahyin gözetiminde ifadesiyle anlatıyor. Vahyin gözetiminde bir gemi yap. Vahyin gözetiminde Hazreti İbrahim ve İsmail Kabe'nin sütunlarını yükseltiyorken ifadesi kullanırken de tevhid akidesinin doruk noktaya ulaşması konusundaki ortaya koyduğu davranış biçimlerini anlatıyor Kur'an. Yani oradaki elbette Kur'an'da 6236 ayet değil, aslında o ayetlerin evrendeki bütün olaylarla direkt ilişkisi var. Bir helal olanlar var, bir de helal olmayan, haram olanlar var. İşte Müslüman olanların yaptığı, peygamberin yaptığı da o helallerin vahye uygun olanlarını söyler ve yaşar diyor Allah. Oradaki peygambere uyun ifadesi bunu anlatıyor. Yani bugün peygamber aleyhine veya lehine uydurmuşlar da uydurmuşlar hadisleri. İşte hadis yani bunlar Kur'an'a fesat çıkarıyor. Yani bir kelimeyi yanlış koysan Kur'an'a, o Kur'an'da fitne, fesat patlatıyor. Şimdi Eyüp Hocam, Mütmeyne Suresi 4'te diyor ki Allah, İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için uyulacak güzel örnekler vardır. Biz Allah'a şunu diyebilir
İbrahim'i örnek örnek almam. Muhammed bana yeter. Böyle diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Böyle dersek ne olur? Kafir olur. Neden? Allah Muhammed'i örnek gösteriyorsa İbrahim'i de örnek gösteriyor. Şimdi Muhammed'in örnekliğini diyelim ki buldum. Hiçbir konuşmamış. Hiçbir bir şey yapmamış. Bu haliden, Müslim'den, Tirmizi'den, labur lubur buldum. Güzel. Ama Allah diyor ki İbrahim'de de sizin için güzel örnek vardır. İbrahim'in örnekliğini nereden bulacaksın? İmam Buhari yoktu, Müslim yoktu. Nereye gideceksin? Yahudi yazarlara gideceksin. Yahudi kitap. Mecusilerden, efendim, Yahudilerden, Hristiyanlardan İbrahim'in hayatını örnek alacaksın. O zaman biri de kalkar der ki, madem ki peygamberlerin hayatını biz rivayetçilerden örnek alacağız, İbrahim'in kirinde Yahudilerden, Hristiyanlardan, Mecusilerden örnek alıp ben de burada örnek alıyorum der. Sonra ne olur? Müslüman olabilir mi bu şahıs? Olamaz. Dolayısıyla peygamberin örnekliği, peygamberin yaşanmışlığı yine Kur'an'ın içerisindedir. Peygamber tuvalete giderken sol ayağına girmiş, sağ ayağına girmiş. Ha, bunun bizim için bir önemi var mı? Olsaydı Allah bunu Kur'an'a koyardı. Koymamış. Yok. O zaman bana şunu diyebilir mi Allah? Sen niye peygamberlik gibi suyu sağ elinle içmedin de sol elinle içtin? Ben nereden bileyim peygamberin suyu hangi elinde içtiğini içmediğini? Böyle bir mecburiyetimiz yok ki bizim. Bizim örnek almamız gereken Nebi'yi, Resulü Allah Kur'an'da anlatmış. Bu kitabı indirmemiz size yetmiyor diyor Allah. Bak bir soruyla, cevabı içinde olan bir soruyla uyarıyor. Başka kitaplara gitmeyin din olarak diyor. Bu kitap size yeter. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Peki peygamberin örnekliği eksik mi kaldı bu kitapta da? Gidip başka kitaplardan peygamber aramaya çalışıyorlar. O zaman Allah'a ne demeye getiriyorlar? Evet, sen peygamberi burada eksik bırakmışsın. Eksik kalan yerlerin de Buhari, Müslim tamamlamış, doldurmuş. O zaman dini Buhari, Müslim, peygamberin yaşatmışlığı onlarla beraber Allah'a ortak yapmış oluyorlar. E bu şimdi dolayısıyla peygamberin örnekliğini, peygamber hiç mi yaşamadı, peygamber hiç mi şöyle yapmadı, bilmem ne yapmadı filan. Mesele peygamberin ne yapıp yapmadığı değil ki. Mesele ben Kur'an'daki peygamberi bir örnek alacağım. Onun bunun uyumluluğu herkesin 50 türlü yalanla bize rivayet ettiği peygamberi bir örnek alacağım. Allah hangisini istiyor? Allah diyor mu gidin Buhari'nin, Müslüm'ün kitabındaki peygamberi örnek alın diye? Hayır. Peki aksini söylüyor mu? Evet. Peki ben yalnızca bana vahiy olmana uyarım diyor. Yani bize de diyor ki siz de peygamber gibi sadece vahiy olmana uyun. Bu kitap bize yeter değil. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık, bunu kabul edin. Evet, kabul ediyoruz. Dolayısıyla onların o söylemeleri boş laflar, ucuz, basit, kendi ideolojisini, düşüncesini ispat edemeyip de gelişi güzel, karnında konuşan insanlar. Bunları ciddiye almaya bile gerek yok. Çünkü bunlarla uğraş, 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 aynı yerde döner durursun. Kur'an'ın içinde de yol alamazsın bunlarla uğraşır durursan. İlerlemek isteyen gelsin Kur'an'a yoluna devam etsin. İlerlemek istemeyenler de döner de onlarla sürekli vakit kaybedersek biz de yol alamayız Zeyf Hocam. Bir de şu var, bir de şu var. Zeyf Hocam. Hani Bakara Suresi 136'da deyin ki biz sana indirilene, senden öncekilere indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz deyin diyor. Peki bu peygamberi, hadisleri var. Biz bu peygamberi hadislerden öğreniyoruz da öteki peygamberleri biz nereden öğreneceğiz? Bu bir soru işareti. Ondan sonra Ali İmran suresi 159. ayette diyor ki sen onlara Allah'tan bir rahmet dolayısıyla yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli olsaydın
etrafındaki insanlar dağılır giderdi. Öyleyse iş konusunda onlarla istişare yap. Yani Allah'ın dini sadece vahiyler değil ki, Allah'ın dini, yani insanların yaşaması gerektiği din, yaratılmış olan evren yasaları ile de özdeşleşmek zorunda. Yani bir taraftan vahiy bilgilerle, hani Rum suresi 30. ayette Allah'ın gönderdiği din, Allah'ın yaratmış olduğu evren yasaları ile indirmiş olduğu vahiy yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din, Allah'ın dini ifadesi kullanıyordu. Buna fıtrat dini diyordu. İşte bir evrenin yasalarını çözen uzmanlar var. İşte o konuda uzmanlarla iş konusunda danış ifadesi kullanıyor. Bir taraftan da vahiy bilgiler. İşte bu ikisinin birleşmesi Allah'ın dini oluyor. O zaman peygamber hiçbir şey söylemedi mi? Hani uyduruyorlar. Ne diyor? Biz ya Resulullah aşılayalım mı hurmaları yoksa aşılamayalım mı? Aşılamam demiş. Ondan sonra aşılamıyorlar. Bir sene sonra geliyorlar yine peygambere. Ya Resulullah biz hurmaları aşılamadık, hiç olmadı. O zaman aşılayın demiş. Bir peygamber bunu der mi ya? Uydurup uydurup peygamber aleyhine atıp tutuyor. Böyle bir şey yapsaydı Allah onu Kur'an'la uyarırdı. Uyarırdı. Yani peygambere diyor ki Allah, ilim verdik, hikmet verdik, kitap verdik, hikmet verdik. Öyle peygamber rastgele konuşmaz. Konuşursa da ya vahiy konuşur ya da vahyin ortaya koyduğu evren yasaları ile uzmanlaşmış olan insanlarla konuşur Allah, Allah'ın Resulü. Bunu anlamak gerekiyor. O da işte Kur'an da onun çerçevesini çizmiş. Ne ararsan hani Enam suresi 38. ayette biz kitapta hiçbir eksik bırakmadık. Her örnekten bir örnek verdik ifadesiyle bunu anlatıyor. O zaman insan yaşamıyla ilgili her örnek varsa Kur'an'da, o zaman peygamberin bunun dışında bir şey söyleme durumu kalabilir mi? İhtiyacı kalabilir mi? Hepsi var. İşte aynen. Tabii kaç vakit, kaç dakika kılacağını Kur'an okumazsan nereden bileceksin? Bilmez. Tabii sen diyor üç vakit mi kılıyorsun diyor. İşte sabah, öğlen yani bildirmiş onu. Aynen hocam ya. Evet, devam edelim. Zaten okuyacağımız ayette de yine bu zan ve tahminle, yalan söyleyenlerle alakalı durumlar yine konuşuruz. Haberiniz olsun, şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var, tümü Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar bile şirk koştukları varlıklara ve güçlere gerçekten uymazlar. Onlar yalnızca bir zanda uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler. Şimdi haberiniz olsun, şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var, tümü Allah'ındır. Burada kim ifadesi kullanırken, orijinal metne bir bakalım hocam. Burada kim var? Hani Hüsamettin hep bunu söyler durdu ya. Yani kim var dediği zaman mutlaka bir insan anlamında kullanmış bunu. Yani insan Allah'ındır diye bir ifade var mı Kur'an'da? İnsanlara söylüyor bunu. Yani evrende yaratılmış olan bütün varlıkları ben insan için yarattım diyor. Orada İnsan Allah'ındır der mi Kur'an'da hiç? Hatırlıyorsun değil mi hocam? Evet hocam, burada kim diye geçiyor. Kimini ki göklerde kim var, yerde kim var, kimi Allah diyor. Yani burada kim ifadesi insan anlamında değil, ne varsa anlamında anlamak gerekiyor.
İşte Allah'tan başkasına tapanlar bile şirk koştukları varlıklara ve güçlere uymazlar. Yani kime tapmışsa bir insan, onun ortaya koyduğu mesajlara, kurallara, kanunlara uymaz onlar diyor. Yani onlarla kendi aralarında bir çelişki vardır diyor. Şu anda biz Müslüman olarak, biz Allah'ın söylediğiyle bizim yaşamımız uymazsa biz de aynı konumda olmaz mıyız? İşte biz Müslüman olanlar, işte Allah, ben Müslümanım diyen, insanları Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır derken, burada Müslüman olanı takdir etmek, övmek, tebrik etmek gerekiyor. Onlar yalnızca bir zanna uyarlar. Yani onların söyledikleri zan ve tahmin ve onlar ancak zan ve tahminle de bulunarak yalan söylemektedirler. Söyledikleri büyücü hilesidir. Hani Hazreti Musa büyücülere tokat gibi bir şamar atıyor, büyücüler kendine geliyor. Ondan sonra Müslüman oluyorlar. Onun gibi. Yani onlar da kendi aralarında çelişkiler halinde ifadesi kullanıyor. Zan ve tahminle yalan söylemek ne oluyor? Elde delil, belge olmadığı halde, kesin bilgi olmadığı halde, rivayet üzerine veyahut da tahmin ederek, bu olsa olsa şöyle olmuştur, öyleyse böyle olacaktır. Allah bunu kabul etmiyor. Ve bunu müşriklerin, kafirlerin bir sıfatı olarak bize burada anlatıyor. Onlar zan ve tahminle yalan söylerler. Şimdi burada iki tarafı var. Bir Allah'ı ilgilendiren tarafı, bir de bizi ilgilendiren tarafı. Allah'ı ilgilendiren tarafı, Allah gelecekte kullarının ne yapacağını bilmiyorsa Rumların yakın bir zamanda yeniden savaşa girip kazanacağını zan ve tahminle söylüyorsa, o zaman Allah kendisi, bak burada müşrikleri ayıplıyor, kınıyor. O zaman Allah da müşrik. Allah da ayıplanacak bir şey yapıyor o zaman. Eğer gelecekte dair bilmediği halde, kulunun ne yapacağını bilmediği halde zan ve tahminle böyle yapıyorsa, Allah kendisi de müşrik olur o zaman. Ama Allah böyle bir şey yapmayacağına göre, bilmeden konuşmayacağına göre, bu bizim için söz konusu bile değil. Sadece bir hatırlatma olsun diye ben söyledim. Gelelim diğer tarafa. Şimdi diğer tarafta bütün dinlerde, yani İbrahim'den bu yana Nebi Resul ölür ölmez başlamışlar. Peygamber şunu söylemişti, şurada şunu yapmıştı, burada bunu yapmıştı. İki tane doğru söylüyor, 20 tane de yanlış ekliyor yanına, yazıyor oradan bir kitap, oluyor bir alim. Toplum bunu uygulamaya başlıyor. Gelecek olan Nebi Resul bunu tekrar düzeltiyor. Orijinal haline getiriyor. O peygamber onu orijinal haline getirmeye çalıştığında işte bu müşrikler sarıyor onun etrafına. Sen sapıksın, sen manyaksın. Her türlü iftirayı atıyorlar. Mesela bugün Tevrat'ın bazı bölümleri var. Orada Musa'ya vahiy dışı gelen şeyler, Musa'nın oradakilerine söylediği şeyler, bunlar yani. Aynen Buhari, Müslim, Tirmizi, Kuleyni, işte o İbn-i Mace, rivayetçilerin aynı tip şeyler. Yani bunlar hiç birbirinden değişmiyor. Nasıl o toplum Yahudileşmiş, Hristiyanlaşmış, şimdikiler de ehli kitap olmuş, ehli sünnetleşmiş, ehli şia olmuş, ehli bidat olmuş, olmuş da olmuş. Peki ne olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş? Allah'ın dediğini yaptığın zaman ancak biz o zaman bu sorunu çözebiliriz. Nasıl çözeceğiz? Az önce konuştum. De ki ben yalnızca bana vahiy olduğunu uyarım diyor. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah. Her örnekten bir örnek verdik diyor. Bu kitabı size indirmemiz yetmiyor diyor Allah. Cevabı içinde olan bir soruyla uyarıyor insanları.
Yani ben yalnızca bana vahyolunan uyarım derken, bunun dışında bir adım atmayın. Benden gelen bu kitaptadır diyor. Bunun garantisini, belgesini veriyor. Buna uyduğumuz sürece sorun yaşamayız. Ama bunu ihlal ettiğimiz an nerede duracağım belli olmaz. Karşına kocaman bir alan açılıyor. Biri diyor peygamber şöyle dedi, öteki diyor peygamber böyle dedi, öteki aksini rivayet ediyor. Bir başkası başka türlü rivayet ediyor. Başı nerede, sonu nerede belli değil. Ne kadar güya hadis diye iddia ettikleri şey var, ne kadar Kur'an'a uygun, ne kadar Kur'an'a uygun değil, o da belli değil. Dolayısıyla bunu elimizin tersiyle itmediğimiz sürece biz Kur'an'a konsantre olamayız ve Allah'ın kitabını da anlayamayız. İşte bugün bakın tarikatçılara, tasavvufçulara, diğer şeycilere, cımbızlama Kur'an'dan bir tane şey çekenler geri kalanını 500 tane rivayette doldururlar. Mesela ilmi ledün diye bir şey uyduruyorlar. İlmi ledün neymiş? Musa aleyhisselam ledünni ilmi olan bir kuluna yolculuk yapmış. O kul Musa'yı sürekli uyarmış. Maymuna çevirmiş. Musa yanlış yapmış, o doğrusunu söylemiş. Bu kul işte ledünni ilmi alıyormuş. Ama Musa'da ilim bilim yok. Buradan yola çıkarak bizim Şeyh Efendi de diyor ledünni ilmi alıyor diyor. Bak Musa'nın yanında bu okul bu alır da bu ilmi o almaz mı? Buyur. Ne yaptı şimdi bu adam? Fel çekti. Kendisine inananları öyle bir bağlıyor ki kendisine. Peygamber'e gelmeyen direkt Allah'tan bir ilim geliyor. Kur'an'dan filan da değil yani. İşte Celaleddin Rumi diyor ya, bu kitap dinin aslının aslıdır diyor kendi kitabına. Allah katındandır diyor. Direkt yani. Neden bunu böyle söylüyor? Ona da direkt bağlantıyla ilim geliyor işte oradan. Yani Kur'an'ı bypass ediyor. Levh-i Mahfuz'dan alıyoruz biz ilmimizi filan diyor. Bu benim anlattıklarım belki devede bir kulak. O alan tam bir bataklık. Girdiğin an çıkma imkanın kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Ya tümünü reddedersin, ben bu şirkten beriyim, ben Allah'ın kitabından dışarı çıkmayacağım, ya da o bataklığın içerisinde, şirk içerisinde ölür gidersin. Korkunç bir felaket burası. Şimdi zan ve tahminle yalan söylerler diyor. O zaman biz sadece din konusunda değil, diğer hayatımızdaki sosyal ilişkilerde de zan ve tahminle yalan söylemememiz gerekiyor. Söyleyebilmeyiz. Belki bu bizim zannımızdır deriz, emin değiliz deriz. Bu başka bir şey. Ama zan ve tahmin kullanarak hayır bu böyledir, bu böyle olmuştur. Mesela işte Meryem Musa'nın kardeşidir. Niye dayanarak? Kur'an'da ey Harun'un kız kardeşi dediğimden dolayı. Harun da şeyin kardeşi olduğuna göre Musa'nın, o zaman Meryem Musa'nın kız kardeşi. Musa ne zaman yaşadı? Meryem ne zaman yaşadı? O zaman aynı dönemde yaşamış olmaları lazım. Zamanı da baypas ederiz. Zan ve tahminle yalan söylemeye başladığın zaman bunların sonu gelmiyor. Şimdi buradan nereye geleceğim? Biz Kur'an'ın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Neden? Bizi bu kadar bataklıktan kurtaran şey ne? Kur'an. Kur'an olmasa biz bu bataklıktan çıkabilir miyiz? Kim çıkabilir? Hiç kimse. Bizi maymuna çevirirler. Her birimiz uyduruk şeyh bozuntularının, Müslüman bozuntularının kuyruğuna yapışıyor olacaktık şimdi. Onlara adam zannediyor olacaktık. Ama Kur'an bizi o bataklıktan çıkardı. Ateş çukurunun kenarındaydık biz. Veya belki de içindeydik çoğumuz. Ben Medine'ye gittiğimde peygamberin mezarının yanına gidiyorum. Öyle burnumu iki demiş yapıyorum. Bakalım güzel koku gelecek mi? Hani diyorlar ya, onun mezarının yanına vardığında gül kokuları hissettiğimi tamam. Yırttım.
Çünkü kalp gözü açık olan insanlar orada onu hissediyorlar. Ya kopuyor kopuyor, burnuma bir şey gelmiyor. Ne bir koku var ne bir şey. Mezarın yanına gidiyorum, oturuyorum bakalım bir ses falan gelecek mi diye. Yok. Bekliyorum orada, yatıyor. Yine yok. Velhasılı velkelam bu uydurumlardan bizi Kur'an kurtardı. Dolayısıyla bu Kur'an'a ne kadar emek versek azdır. Hani her akşam toplanıyoruz, okumaya çalışıyoruz ama yine de biz gereği kadar ciddiye alıp bu işi ilmik ilmik dokuyamıyoruz. Ama inşallah bundan sonra daha ciddi oluruz diye temenni ediyorum. Bir de bu şirk koşanların şirk koştukları varlıklara ve güçlere de uymazlar diyor. Bununla ilgili de bir şeyler konuşalım istedim ama ister istemez o zaman aktüel yaşanan olaylara da girmemiz gerekiyor. Oralara da girince iş başka başka noktalara gidiyor. Çünkü bizi idare edenlerin kendi şirk koştukları adamları var. Önderleri var. O zaman bunları da şimdilik daha biraz daha erteleyelim. Artık başka derslerimizde biraz daha Kur'an'ı ilerledikten sonra bunları da konuşuruz inşallah. O dinlenmeniz için geceyi, gündüzü de aydınlatıcı olarak sizin için yaratmıştır. Şüphesiz işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. O diyor ki Allah diyor. Allah dinlenmeniz hocam, için... Hocam mikrofonun kapalı. Pardon. Rıza hocam mikrofonu sen kapatmışsın. Ezan okunuyordu da rahatsız etmesin diye kapatmıştım. Bir dakika açayım da tamam. Şimdi açıldı. Tamam bir saniye. O derken Allah'ı kastediyor. Allah dinlenmeniz için geceyi, gündüzü de aydınlatıcı olarak sizin için yaratmıştır. Yani evrende yaratmış olduğu bütün varlıkları Allah insan için yaratıyor. Bunları niye söylüyor Allah? Yani sana geceyi veren Allah, gündüzü veren Allah, gökten yağmur indiren Allah, rızık veren Allah, efendim sizi yürüten Allah, el ayak veren Allah, çor çocuk veren Allah. Yani ne istiyorsanız Allah veriyor siz diye niye böyle Allah'ın yolundan sapıyorsunuz diye insanları düşünmeye sevk ediyor. Şüphesiz işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Gündüz gece neyi anlatıyor? Aslında bütün namaz vakitleri gece ve gündüze göre düzenlenmiş. Yoksa bunlar olmamış olsaydı insanlar bir taraftan uyku, bir taraftan efendim gündüz çalışmak için rızık temin edecek fabrikalar kurup efendim otomobiller, arabalar, efendim gemiler, uçaklar ne zaman nerede yapacaklardı? İşte Allah bunları hep çalışsınlar, çabalasınlar. Bu hani Meariç suresinin 4. ayetinde melekler ve ruh ona süresi 50 bin yılda ulaşır derken İşte insanlar Allah'ın malzemelerini veriyor. Eğer Allah bu malzemeleri insanlara vermemiş olsaydı 50 bin yıl içinde bu kainatın bütün sırlarını, bilinmeyen yönlerini nasıl çözeceklerdi? Yani çözecek malzemeyi Allah veriyor, çözecek kabiliyet ve feraseti de insana veriyor ve o malzemelerle insanlar bunları üretiyor. İşte nasıl oluyor da Allah'ı tanımıyorsunuz ifadesiyle sürekli uyarı veriyor. Evet. Demek ki gece insan fıtratına yaratılışta dinlenmeye daha uygun. Gündüz çalışacağız, gece dinleneceğiz. Allah bu konuda bize bilgi veriyor. Allah çocuk edindi dediler. O bundan yücedir. O hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hani Tevbe suresi 30,
31. ayetinde Mesih, yani Yahudiler dediler ki Üzeyir Allah'ın oğludur. Hristiyanlar da dediler ki Mesih Allah'ın oğludur ifadesiyle bunu anlatıyor. Enam suresi, Tevfik hocamın hatırladığı gibi 101. ayette de Allah'ın eşi mi var ki Allah'ın çocuğu olsun? Bunlar işte insanların ortaya koyduğu zan ve tahmindir. Allah çocuk edinmez. Evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah, bütün kainattaki insanların ihtiyacı olan insanları öldürüp de dirilten Allah'tır. Nasıl oluyor da Allah'a böyle insanların yapacak olduğu, insanların ortaya koyduğu yaşam biçimine Allah'a mal ediyorsunuz ifadesiyle anlatıyor. İhtiyacı olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Kendinizde buna ilişkin bir delil de yoktur. Yani böyle söyleyenlerde bir delil de yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Yani bunlar zan ve tahmin, doğru değil. Allah neyi doğru, neyi yanlış, neyin hak, neyin batıl olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş. Siz Allah'tan öğrenin, öğreneceğiniz şeyleri deyip noktayı koyuyor. Evet. Şimdi burada benim dikkatimi çeken bir cümle var. O da diyor ki, o hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Şimdi ben burada Hasan Yılmaz hocama bir şey sormak istiyorum. Hasan hocam, bir varlık nasıl olur da hiçbir şeye ihtiyacı olmaz? Hiç! Yani ne yer, ne içer, ne uyur, ne gezer, ne, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ne demek hiçbir şeye ihtiyacı yok? Seni tarifin Allah işte öyle diyor. Abi. Yerse içerse o zaman nasıl bir Allah olacak? Biz bunu nasıl anlayacağız o zaman? Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir varlık. Nasıl bunu tasavvur edeceğiz o zaman? Yani şöyle bir şey aklına bilmiyorum geliyor mu insanların. Ya öbür tarafa gittikten sonra Allah'ı böyle görünce Allah 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 bu muymuş ya? Biz onu daha büyük, daha farklı bir şey zannetmiştik diye. Acaba şok mu geçireceğiz? Hiçbir şeye ihtiyacı yok diye. Bunu nasıl tahayyül edeceğiz böyle bir varlığı? Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. O zaman madde değil de ne o zaman? Madde ötesi bir şey mi? Ya da madde ötesinde başka bir şey mi var? Abi şu anki bize verilmiş olan bir akılla Allah'ı bu noktada düşünmüş olsak işin içerisine çıkabileceğini zannetmiyorum ben. Yani Allah'ın vermiş olduğu nimetler noktasında Allah'ı ulama, Allah'ın varlığını kabul etme daha mantıklı diye düşünüyorum. O zaman onun sadece sıfatları üzerinden neler yaptığını görerek zatını hayal dahi etmemiz ihtimaller dışında yani. Mümkün değil. Her düşündüğün şey sonuçta seni iyi yere götürmeyeceğinden de doğru yere götürmeyeceğinden dolayı sadece beyninle düşünmüş olacaksın abi. Şimdi bir de insanın yemesi var, hayvanların yemesi var, bitkilerin yemesi var, birçok şeyin yemesi, içmesi var. Şimdi neye göre yiyecek, içecek Cenab-ı Allah? Evet. Yani ben merak etmiyordum değil. Hayatta en çok merak ettiğim şey Allah. Evet. Şimdi Allah çocuk edindir dediler diyor. Ayetin başında. Abi bir dakika be. Bir saniye bir dakika. Kurbağalar seni mi çağırıyor Hasan hocam? Kurbağaların efendisi. Tamam Hasan hocam. Biz devam edelim. Şimdi Allah çocuk edindir dediler. Ayşe Hanım, niye böyle bir şey söyler insanlar? Durup durduğu yerde neden bir toplum Allah çocuk edindiğinde var mı bir düşünce, bir bilgi? Hristiyanlar diyor zaten hocam. Hristiyan toplumu söylüyor bunu. Niçin söylüyorlar? Kendilerine hani İsa'yı öldürdüler zaten.
İsa'dan sonra kendilerini farklı bir alana çıkmış. Başka bir sıfır, bir yol açabilmek için herhalde bir şey kazandı. Kendilerince böyle bir şey deniyorlar. Diye düşünüyorum. Evet. Tabi zan ve tahminle böyle bir şey söylüyorlar. Şimdi Allah bunu kabul etmiyor. Şiddetle reddediyor. Elinize belki mi var diyor. Peki ne mahsuru var Allah müjdetini desinler? Yani bir adamı Allah'a oğulluğa, evlatlığa layık görmüşler. Ne var ki bunda? Allah niye bunu şiddetle reddediyor? Ne zararı var? Öyle değil olmaları Allah'a bir eksiklik affetmiş olurlar. Çünkü Allah yüce varlıktır. En yücedir. İnsan yani bizim sıfatlarımıza zaten yan yana getirilemez. Doğulmamıştır. Zaten kendi öyle anlatıyor. Ona ait özellik değil. Kabul edemez bir yani Allah'a yakışmayacak bir durumdur bu. Eyvallah. Yani Allah'ın ilahlığına ters bir şey söylüyorlar. Allah'ın göndermiş olduğu dini ve insanlardaki Allah anlayışını bozuyorlar. Bunu bozduğun zaman hayattaki dengeyi de tamamen bozarsın. İşte bugün yeryüzünde bu fesadın yaygınlaşması, yeryüzünde zulümün yaygınlaşması, dengenin bozulması, insanların din anlayışının bozulması, Allah anlayışının bozulması insanları bu noktaya getirdi. Yani yoksa insanlar Allah'ın gereği gibi anlasalar, takdir etselerdi, yeryüzünde bu kadar zulüm olmayacaktı. Evet. Hocam bir de o insanlar Allah'ı şey ederken kendilerince şey ederken tarif ederken kendisinin işine yarayacak şekilde şey edecek şekilde söylüyor. Allah ben böyleyim diyor. Onu dinlemiyor. Sen bilmezsin diyor. Sen nasıl olduğunu seni ben tarif ederim diyor. Sen evet. İstersen öyle olacaksın diyor. Haşa. Kendi Allah'ını kendisi yapıyor. Burada burada şu kendi tanrısını kendi icat ediyor. Burada burada şu ayetleri de hatırlamak gerekiyor. Hani Allah şirk koşanı ben bağışlamam diyor ya. Aslında o Allah'ı ilah yerine Allah'ın oğlunu ilah edinmeleri işte insanlara kul ve ibadet etmeye neden oluyor. Hani Hazreti İsa için Allah diyordu ya, ey İsa sen mi söyledin annemi ve beni iki ilah edinin diye. Hazreti İsa da diyor ki Allah'ım ben onların içinde bulunduğum sürece Allah'tan başka ilah olmadığını İbadet ve kulluk yapılacak tek yaratanın Allah olduğunu onlara bildirdim. Ama ben öldükten sonra ister onları bağışlarsın, ister onları azaplandırırsın. Burada ister onları bağışlarsın, ister azaplandırırsın derken onlar kendini değiştirir, düzeltirse onları bağışlarsın. Bu senin isteğinle ilgili bir şey. Eğer senin kendilerini düzeltmez, aynı tutum ve davranışlarda devam ederlerse onları da azaplandırırsın ifadesiyle anlatıyor. İşte burada insanlar Hazreti İsa'yı ve Hazreti Musa'yı ilah edinmelerinin sebebi ahiret aleminde Allah'ın oğlu olduğu için onlara şefaat edecek anlayışında oluyorlar. Yani onları Allah'ın oğlu edinip onlardan medet umduklarından dolayı Allah'ın oğlu diyorlar. Allah da bunların söylediklerini reddediyor, iftiradır diyor. Peki
hakkında yalan uydurup iftira edenler kurtuluşa eremezler. İşte neden kurtuluşa ermiyor? Az önce söylediğim şirk koşanı ben bağışlamam diyor ya, iftira ediyor. Allah'ın oğludur diyor. Ona ibadet ve kulluk yapıyor. O zaten o da Allah'tan başka ilah yok. Ben ibadet ve kulluğu ona yaparım dediği halde bunu gale almıyorlar. İşte o anlayıştan vazgeçemediklerinden dolayı iftira edenler kurtuluşa ermezler derken de kendilerini bunlar bağışlamıyor. Kendilerini kurtuluşa erdirmek için adım atamıyorlar. Hani Araf suresinin 157. ayetinde onlar yani Yahudiler, yani Yahudi demiyor da onlar Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. O elçi onlara marufu emrediyor, münkeri yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar ve pis şeyleri haram kılıyordu. Üzerlerindeki ağırlığı, ağır yükü indiriyor, zincirleri kırıyor. İşte kim o peygamberi ve indirilen nuru izlerse, işte kurtuluşta olan onlardır. İşte ağır yükü indirmek ne oluyor? Hani Allah'ım bize bizden öncekilere yüklediğin yükü yükleme ifadesini kullanırken de ağır yük o ilahi mesajdan sapıp Rabbani yolun dışına çıkıp cehennemi hak etme yükü. İşte bize onlara yüklediğin yükü yükleme derken onların yükünü indiriyor. Öyle bir tehlikeden onları koruyor. Ondan sonra zincirleri kırıyor. Yani onların Rabbani yolun dışındaki bütün bağlarını kesip kırıyor. Ancak ve ancak Allah'a ibadet ve kulluk yapmalarını sağlıyor. Ve bundan dolayı da o nuru izleyen ve o peygamberi izleyen ve o nuru izleyenler işte kurtuluştadır diyor. Buradaki ifade de o. Yani de ki Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler kurtuluşa ermezler diyor. Kurtuluşa ermemesinin sebebi de bağımlı olduğundan dolayı. Bağlı kalan, o zincirleri kırmayan insanlar kesinlikle doğruya, hakka ulaşamazlar. Öyle sürer gider. İşte bu bağımlılık insanın özgürlüğünü yok ediyor. Oysa günümüzde gençlere özgür olun diyor. Ne? Bir ay için. İstediğiniz kadar cinsel ilişkiye girin. Seyahat edin. Efendim, istediğiniz şeyi yapın. Sınır tanımayın. Bu ne yapıyor insanda? Sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, cinsel bağımlılık, para bağımlılığı. Şimdi insanı bu kadar şeye bağımlı kılan bir şey, bir sistem, bir anlayış nasıl özgürlük olabilir? İnsan nasıl özgür oluyor? O bağımlılıklardan kurtulmuşsa insan özgür oluyor. Yani sigaraya bağımlı değilse, alkole bağımlı değilse, zinaya bağımlı değilse, kumara bağımlı değilse o zaman özgür olmuş oluyor. Onlara bağımlı olduğun an o bağımlılıklardan kendini kurtaramıyorsun. Böylece Allah ağır yükü yüklüyor. İnsanın kaldıramayacağı ağır yükü yüklüyor işte Allah o zaman. O Bakara suresindeki dua ondan dolayı. Rabbimiz bize bizden öncekiler yüklerin gibi ağır yükü yükleme diyor. Oysa insan ağır yükü kendisi yüklüyor üzerine. Nasıl o yükü kendisi yüklüyor üzerine? Başlıyor. Çocukken daha marka elbiselerle, ayakkabılarla, türlü türlü zengin otellerdeki seyahatlerle, lüks arabalarla, hayalindeki ultra lüks yaşantıyla, bu sonra o çocuk rüşt yaşına gelip imtihanın içine girdiği zaman zaten bir türlü hortumlu hayata bağlanmış, o hortumları kopartamıyor. O lüksü devam ettirmek istiyor. Hatta bir adım ötesine gidiyor. Bıkkınlık getiriyor normal şeylerde. Sonra da bu çocuk o hortumları kesemiyor, o bağımlılıktan kurtulamıyor ve ağır yükü yükleniyor. İşte
kendi çocuklarımızı biz o noktaya getirmememiz gerekiyor. Kendimizi de getirmememiz gerekiyor tabii ki. Bu çok önemli yani.